Rusya bu savaşa ilk başladığında aslına bakarsanız Ukrayna yönetimini değiştirebilmeyi ya da orada kendi otoritesini kurabilmeyi hedefliyordu. Yani belki çok daha hızlı başkente girebilmeyi hedefliyordu. Lakin bunlar olmadı. Yani ciddi anlamda direnişle karşılaştı. Hatta belki Putin'in de ifade ettiği gibi belki birçok batılı ülkenin özel kuvvetlerinden hani gayri resmi milis kuvvetleri şeklinde Ukrayna tarafı desteklendi. Zaten silah ve benzeri bazı argümanlarla sürecin daha kanlı, daha sokak çatışması şeklinde provoke edildiğinde biz görebilmekteydik. Yani bu tarz şeylerle de karşılaşmıştık. Tabii süreç uzadı. Rusya gerçekten bu bağlamda çok zorlandı ve ciddi anlamda ekonomik kayıp verdi. Yani hiç kimse yani şimdi bu savaşın en büyük kaybedeni hiç şüphesiz Ukrayna oldu. Ama hiç şüphesiz ikinci büyük kaybedeni de azdan az hatta azdan az çoktan çok gider felsefesiyle Rusya oldu. Gerçekten ciddi anlamda dışlandı. Rusya'nın bu bağlamda belki uluslararası konjonktürde ABD Çin arasındaki gerilime baktığında oradan faydalanabileceği birçok nokta vardı. Bu bağlamda pençelerini hazırlamış beklemekteydi Rusya. Ama artık Rusya'nın pençeleri kırıldı. Yani Rusya askeri anlamda da belki sahada çok yıprandığı, çok yorulduğu ve hedeflerini alamadığı, hatta geri düşmeye başladığını görünce bu ilhak sürecini başlattı. Yani şimdi yaptırım, ambargo gibi hususlarla alakalı zaten her şey olan olmuştu. Yani yeteri kadar piyasalar gerilmişti. Mesela hani ambargo noktasında daha önce konuştukları Rus gazına yönelik bir fiyat limiti uygulama gibi hani bu bağlamdaki ya da Rus gazı ve petrolüne yönelik ambargo noktasında zaten adım atamayacaklardı ya da etkin adımlar atamayacaklardı. Bu bağlamda hemfikir olamıyorlardı. Aslına bakarsanız tablo değişmedi. Söylemler yine sert ama eskiden de sertti. Sadece şu an Rusya'nın bunu yapması akabinde tek farkı Rusya hocamın da ifade ettiği gibi artık bölgeye kendi coğrafyası perspektifinden bakacak. Mesela Rusya'nın bir nükleer kalkan projesi var. Yani bu bağlamda bütün bölgenin nükleer hava sahası aynı zamanda yani bu toprakları nükleer kalkan çerçevesinde nükleer silahlarla da korunuyor. Artık bu bölgelerde Rusya'nın nükleer kalkan projesi dahilinde Rus toprağı gibi algılanarak korunmaya başlanacak. Yani hani şöyle söyleyeyim, daha önceki statüde işgal edilmiş toprak perspektifi artık yeni bir statüye oturmuş durumda. Yani bu topraklara yönelik artık batılı devletlerin provokasyonda bulunabilecek ya da provokasyonu yani mesela Ukrayna eliyle, Ukrayna kanalıyla bazı hamlelere girişmek istediklerinde bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklar. Çünkü artık nükleer anlamda da bir koruma sistemi devreye girmiş durumda bu topraklar için. İşte süreci bu daha da fazla gelen bir duruma getirdi. Tabii öte taraftan dünya bu işgali ya da bu ilhakı tanımayacaktır. Tanımamaya da devam edecektir. Tabii bu yaptırım süreçlerinin artık ortamın ne kadar bu şekilde devam edeceğini tasavvur edemiyoruz. Özellikle mesela az önce sizin de ifade ettiğiniz Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına bir sabotaj düzenlendikten sonra bölgedeki denklemler biraz daha değişti. Biraz daha çok farklı noktaya geldi. Avrupa Birliği'nin de yaklaşımlarında yeni soru işaretleri oluştu. Yani bölge gerçekten hani herkes istiyor bir an önce bu savaşın sonlanmasını, bir an önce artık suların Herkes durmasını. istiyor mu acaba hocam? Yani şöyle hani herkes istiyordan Herkes kastım istiyor dediniz. herkes Hani istiyor. Batı Ama ve lakin dünyası dışında değil mi? En çok zarar gören kesimler de var. Mesela işte bugün Putin konuşmasına aslında dikkat çekti. Yani enerji ve gıda krizini çözmek için Batı hiçbir şey yapmıyor. Hiç enerji sarf etmiyor dedi. Bir de yine gıda krizinde bu tahıl koridorunda daha önce sarf ettiği o ifadeleri yeniden sarf etti. Gıda, tahıl zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere gitmiyor söylemini yine tekrarladı Putin. Yani evet. bir kesim çok zarar görüyor, evet. Ama bir kesim de yani Batı ülkeleri de yani belki Amerika ile Avrupa'yı da burada ayırmak gerekiyor. Çünkü Avrupa zarar görmeye başladı enerjiden Tabii dolayı. aslına bakarsanız Avrupa çok ciddi anlamda zarar gördü. Yani bu savaşın en büyük kaybedeni şüphesiz Ukrayna, ikinci büyük kaybedeni Rusya, üçüncü büyük kaybedeni genel anlamda Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Ama en büyük kazananı da hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri. Hatta bakın bugün yine Putin'in bu Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan sabotajla alakalı bu sabotu zaten Amerika'ya yönelik suçlamaları zaten bulunmaktaydı. Bir de anahtar bir kelime kullandı. Bu saldırıyı Anglo-Saksonlar yaptı tarzında bir anahtar kelime kullandı. Yani bu çok Evet. farklı yerlere açılabilir, çok farklı noktalara getirilebilir ama yani bir küresel anlamda
gerçekten etkin plan yapabilen bir grup olduğunu zaten hani fark edebiliyoruz. Hani çok komplo teorilerine girmek istemiyorum. Yani onlara çok fazla delil koymadığınız zaman, ispatlayamadığınız zaman çok fazla ifade etmek doğru değil ama yani küresel anlamda iklim değişikliği ile alakalı süreçlerde yaşanan mesela iklim değişikliği aynı zamanda pandemi döneminde Trump'ın devrilmesinde Trump'tan sonra yeni kurmaya çalışılan politikalar noktasında özellikle Amerika-Çin savaşının Çin arasındaki savaşın desteklenmesi ve aynı zamanda iklim merkezli yeni bir politikaya doğru sürecin evrilmesi sürecinde bunun akabinde yaşanan doğal enerji krizi biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde başladı. Avrupa ve Asya piyasaları için enerji krizi Eylül ayında başladı. Akabinde Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ve bütün enerji krizinin sanki sorumlusu Rusya'ymış gibi bütün top ve suç Rusya'nın üzerine atıldı. Yani öyle küresel bir hani entegre bir çalışma yürütüyor ki bunu fark edebiliyorsunuz. Belki Putin'in açıklamaları da bu noktaya destek veren bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Ama gerçekten Amerika bunu nasıl kazananı oldu sizce? Yani yani ne? şimdi şöyle ifade edelim. Bakın birincisi Rusya-Ukrayna savaşı aslına bakarsanız biz bu savaşı beklemiyorduk. Putin'in ya da Rusya'nın daha mantıklı bir adım atabileceğini biz öngörüyorduk ama ne yazık ki bu süreç içerisinde itildi ve gerçekten burada Ukrayna ezile ezile kaybettirildi. Şimdi Amerika burada nasıl kazandı? Birincisi bu savaş sürecinde Amerika'nın aslına bakarsanız son özellikle 2020 yani Afganistan'dan çekilme sürecinden de öncesine dayanıyor. Belki 2020'lere kadar çekebiliriz. Bu süreçte ABD'nin yeni değişen dış politikasında asıl hedefi Çin'le mücadele edip Çin'le rekabet edebilmekti. Ve bu bağlamda da Çin'le rekabetin daha da fazla kızıştırdığında Rusya'nın sürece müdahale edememesini sağlamak istiyordu Amerika. Hatta bu bağlamda bakın Hindistan'la yapılan görüşmeler, AUKUS Paktı gibi birçok uluslararası anlaşma ya da G7 zirveleri, Birleşmiş Milletler toplantılarında ABD Çin'i hedeflediğini her zaman gösterdi. Açık açık gösterdi. Ve bu sürece iklim krizi de dahil edildi ve genellikle Çin suçlandı. Tam da bu süreçte tabii ABD'yi gerçek anlamda, real anlamda birçok Avrupa ülkesi ciddi bir şekilde izlemiyordu, itaat etmiyordu. Ama bakın bu savaş sonrasında biz şunu gördük. Zayıflamış, kafa karışıklığı içerisinde düşmüş, net karar alamayan ve aynı zamanda korkmuş, savaş sebebiyle korkmuş, ABD'ye daha fazla yakınlaşmış ve daha fazla itaat eden bir Avrupa Birliği elde etti. Pençeleri kırılmış, uluslararası denkleme çok fazla artık müdahale edemeyecek Rusya elde etti. Öte taraftan Çin yine aynı şekilde yaşanan enerji krizi sebebiyle zayıfladı. Bunların da yanı sıra ABD tam dönüm denk gelecek şekilde bakın 2021 yılında çok büyük LNG tesisi tamamlanmıştı. LNG ihracat tesisi tamamlanmıştı Amerika'da. ABD şu an LNG ihracatçısı elde etti. ABD bu sayede yani tesislerin hepsinin bu kadar hani stratejik bir zamanlamayla tamamlanmış olması da manidar. Bu da düşündürücü. Ve ABD şu an gerçekten Avrupa Birliği'ne çok büyük karlarla çok büyük doğalgaz satan bir ülke konumuna geldi. Rusya'nın elde ettiği kardan çok daha büyük oranlarda kar oranı elde etti ki Avrupa'daki gaz ihracatçılarının karları geçen yıl için son geçtiğimiz bir senede artık 400-500 milyar dolarlarla ölçülür duruma geldi. Yani bunların hepsi ABD'nin bu süreçten çok ciddi karlı çıktığını kesinlikle gösteriyor. Hep birbirini suçluyor. Özellikle işte Rusya'da son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan istihbaratının yapmış olabileceğini söyledi. Yani siz bir enerji uzmanı olarak ilk bakışta baktığınızda nasıl okuyorsunuz? Ne olabilir sizce? Yani ne olabilir? İlk önce şunu ifade edelim. Teknik yani boruların su altındaki analizleri yapılmadan hani birini suçlamak doğru olmaz. Ama öte taraftan şu da var. Yani şu an göstergeler bu işten de yine en fazla ABD'nin karlı çıktığını ortaya koymakta. Çünkü şunun farkındaydık. Biz şunun farkındaydık. Şöyle ki ABD bu bağlı biliyorsunuz kuzeye yakın bir boru hattı tamamen kapatılmadan önce ki onun da bir hikayesi var. Yani yaz aylarında bakarsanız Rusya teknik olarak makul kabul edebileceğimiz bir yapım onarım sürecine gitmişti. Akabinde onarım süreci birlikte %20'lere kadar düşmüştü. Ve Rusya 3 gün sadece tam olarak kapatıldı.
demişti ve bir G7 toplantısı yapıldı. G7 toplantısında da özellikle ABD'nin takipleriyle şöyle bir karar çıktı. Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması getireceğiz de. Ve bu aslına bakarsanız çok Avrupalı ülkenin çok da kabul edeceği bir politika değildi. Çok da kabul edeceği bir yaklaşım değildi. Ama bu kararın açıklaması akabinde zaten Rusya dedi ki hani teknik problemler var. Bakın ilk defa Rusya enerji kartını masaya bu olaydan sonra ve bu olaydan sonra 3 gün, 3. günün sonunda aslına bakarsanız boru hattı yeniden %70 kapasiteyle çalışacakken çalışamaz oldu. Tamamen kapandı. Akabinde bunun üzerine Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaza da limit uygulaması getiririz tarzında bir sert söylemle karşılık verince bu sefer Putin devreye girdi ve hiçbir enerji türünü tarzında açıklama yaptı. Yani sadece şundan bahsetmiyoruz. Doğalgazın yanında petrol, kömür, uranyum bunların hepsini birlikte gerekiyor. Ki halen Rusya, Ukrayna ve Belarus Türk akımı üzerinden gaz sevkiyatları Avrupa Birliği'ne sürüyor. Bakın bunu unutmayalım. Yani Rusya'nın yaptığı sevkiyat kapasitesinin nereden baksanız %40'ı devam ediyor Avrupa Birliği'ne yönelik. Sadece kuzey akım üzerinden gelen bu bir durma söz konusuydu. Bakın bu denklemde Avrupa Birliği ülkeleri her zaman ceplerinin kenarında şunu konuşuyorlardı. Tamam şu an ABD'den özellikle diğer yerlerden alıp terenci kaynakları da depoları dolduruyoruz hatta. Depolardaki dolu oranları şu an %95'lere ulaşmış durumda. Bu rahatlamayla şu an şu son gün hava koşullarının da iyi ılıman gitmesi sebebiyle doğal gaz fiyatları 48 dolarlara kadar çekilmişti. Böyle bir durum söz konusu. Bir rahatlama yani aslında bu rahatlama bile rahat sayılmaz çünkü 48 dolarlar çok yüksek rakamlar. Hemen bir İTÜ cinsinden konuşuyorum. Ama yine de bir rahat suydu. Avrupa Birliği'nde birçok ülke ve yetkili de aynı zamanda bu bağlamda konuşmaya başlamıştık. Kışın en zor o dönemlerde ya Rusya ile yine bir arka diplomasi yürütelim. Biz Kuzey Akım 1'i ve Kuzey Akım 2 hazır. İçinde doğal gaz var, testleri yapılmış. En azından tükürüğümüzü de yalamayalım mı? Kuzey Akım 1 onaylanana kadar Kuzey Akım 2'yi kullanmaya onay verelim tarzında bir fikir artık kamuoyunda kabul edilmeye başlanmıştı. Bu bağlamda arka kapı diplomasisi de Rusya'da yapılmaya başlanmıştı. Ama tam da bu dönemde bakın boru hatları delindi. Yani bu boru hatları şöyle söyleyelim. Suyun altında yani nasıl bir 200-300 metre derinlikte suyun altından giden ilgili lokasyon derinliğinden bahsediyorum. Boru hatları öyle kalın çelikten yapılmış boru hatları. Bir tanesi hani yine bir 10-12 yıllık bir boru hattı. Kuzey Akım 1'den bahsediyorum ama Kuzey Akım 2 boru hattı tamamıyla yeni yapılmış ve testleri devam yani testleri bitirmiş bir boru hattı. Hani eski bir paslanma gibi durumlar zaten boru hattı belki 50 sene çalışır. Yani korozyon ve benzeri sebepler boru hatlarının delinmiş olma ihtimali çok düşük. Öyle deprem gibi şeyler zaten çok büyük deprem olması lazım ki hani bir zarar vermeyi o depremlere bile böyle bir şey olacağı onun ihtimali zayıftır. Özel olarak hani, izlenim daha mümkün. Özel olarak su altı dediğimiz ROV robotlarla yapılmış sabotaj olma ihtimali çok yüksek. Çünkü sadece boru hatları da mesela Kuzey Akım 1 iki tane hattan oluşuyor. Bu iki hatta da aynı zamanda delikler açılmış. Ya da sızıntı, yani tam delik ifade edilmiyor ama iki farklı noktadan da sızıntı. Hatta üç farklı noktadan sızıntı geldiği ile alakalı haberler var. Tabii su altı görüntülemeleri nasıl yapıldı bilmiyorum. Tabii bu bağlamda Rusya'da hemen cumartesi günü muhtemelen iki hatta ilgili şeyler kapatıldı. O ilgili hani hacimdeki gaz boşalana kadar da akış devam edecek. Yani bu hattın içindeki gaz devam edecek. Böyle bir durum bakın bu olay ne evirdi? Artık Avrupa Birliği bir umudu vardı. Bu sefer arka kapı diplomasisiyle bu süreci en azından zorlu kış şartları geldiğinde çözer gibi. Ve bu umudu sebebiyle Rusya'ya karşı sert hamleler yapmak ikna ediyordu. Rusya'ya karşı oluşturdukları fikir noktasında bütün Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelemiyordu. Ama bakın şimdi ne oldu? Avrupa Birliği ülkelerinin en azından bu kış için kaybedecek bir şeyler kalmadı. Zaten kaybedeceklerini kaybettiler. Bırakın Kuzey Akım 2 dahi yeni bir boru hattı dahi zarar gördü. Şimdi bu boru hattının süreçleri ciddi anlamda zaman alacak. Yani öyle kolay süreçler değil.
sizin ciddi anlamda hani kiralama, kontrat süreçleri, onu gemileri bulmanız, hani ilk yerleri yukarı almanız, kesip yeniden yapmanız sağlamak, bunlar gerçekten aylar alacak onarım süreçleri. Ki bu rahatlığı içinde konuşuyorum. Yani kış boyunca, hatta belki ta önümüzdeki senenin sonlarına kadar, önümüzdeki senenin sonbaharına kadar Rusya bu hattı üzerinden Avrupa Birliği'ni besleyemeyecek. Şimdi Avrupa gerçekten yine de o kötü de olsa bir ümit vardı. Ümit yani ABD bu bağlamda hem ABD Avrupa Birliği ülkelerinin kendisine daha fazla, daha sert bir şekilde bağımlı olmaları noktasında hamle yapmış bakarsanız, hani eğer şayet kendisi yapmışsa bunu böyle ilan edecekler ama bu bağlamda ABD'nin öte taraftan daha sert diplomatik, daha sert diplomasi isteyebilmelerinin de önü açık. Ama bakın yine de halen biliyorsunuz Ukrayna ve Belarus üzerinden gaz sevkiyat devam ediyor. Türkiye üzerinden gaz sevkiyat devam ediyor. Hala bu sevkiyat yapılan ülkelerin ya bu hatlar üzerinden doğal gaz satın alan ülkelerin Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlardan yine imtina etmeleri söz konusu ki biz Avrupa Birliği'nin enerji bakanları biliyorsunuz toplandı. Bu toplantıda da mesela Rus gazına yönelik bir fiyat limiti uygulamasının getirilmesi hemfikir olunmadığı ile alakalı açıklamayı dinledik. Yani petrole de getirmeyi düşünüyorlar tabii.